Merhaba, iyiyiz, nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Sevilay Bütün kimdir? Sektörü kaç yılında adım atmıştır? Bize biraz bilgi, kendinizden bahseder misiniz? Bahsederim. 1985 yılında başladım. Biraz küçük başladım. Yıllardan beri de bu işi yapıyoruz. Başka iş yapmadım. Hep tekstil oldu hayatımızda. Yani güzel gitti her şey. Bunun yanı sıra tasarım eğitimleri... Tasarım eğitimi aldım. Stilistik, modelistlik. Onları dışarıdan bitirdim. Kendimi yetiştirmeye çalıştım. Aslında çıraktan yetiştim. Böyle yani ufak, ufak, ufak ufak. Evet, mutfağından diyelim. Ufak ufak. Sonra buraya geldik. Erhan Çiçekli kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Erhan Çiçekli 89'da bu mesleğe başlayan bir arkadaşımız. Tamamen alaylı olarak başladığımız için bunu ileriki dönemlerde eğitimlerini alarak tamamlayarak bugünlere geldik. Yani yaklaşık buranın kuruluşundan beri Sevilay Hanım'la beraberiz. 10 sene yakındır tanışıyoruz. 2008 yılında. 2008'den beri de bu işimize devam ediyoruz. Peki Sevilay Hanım, ürünlerimizi alırken nerelerden alıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Ürünlerimizi alırken kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. İthaldir bütün kumaşlarımız. Yani nasıl söyleyeyim? Ürün çeşidimizden bahsedin biraz, kumaşlarımızdan bahsedin. Genelde ne tür kumaşlar kullanıyorsunuz? İpek kullanıyoruz genelde. İpek, krep çok var. Krep kullanıyoruz. Daha doğrusu yılın modasına uygun olan yılın... kumaşı ve kaliteli olması şartıyla. Evet, olarak... o şekilde. Zaten çalıştığımız yerler kaliteli olduğu için güzel şeyler geliyor, güzel modeller. Onlar zaten takip ediyorlar. Fuarlara falan katılıyorlar. Biz onlardan alıyoruz. Güzel şeyler çıkıyor ortaya. Onları biz de biraz ilave ediyoruz aslında. Yani aldığımız kumaşı direkt alıp da bu böyle demiyoruz. Onları daha kesiyoruz, ilaveler ediyoruz. Hani özelliğimiz de aslında bu. Yani alıp direkt herkes yapıyor onu ama biz onları o şekilde değil de alıp ilaveler ediyoruz. Boncuklar ilave ediyoruz. Değişiklikler ilave ediyoruz. Yani daha çok o şekilde çalışıyoruz. Peki tasarımlarımızı yaparken, çok güzel tasarımlarımız var. Bunları yaparken nerelerden ilham alıyoruz? Neye dayanarak bu tarz güzel modellerimizi çıkarıyoruz? Çok güzel. Aslında biz bir şeye başlıyoruz ondan sonra. Birinin üstü, birinin altı Erhan Bey'le birlikte sonra karar veriyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor. Bir modele başlıyoruz. O model üçe de bölünebiliyor. Bir şeyin yakasını diyoruz. Aa, bu çok güzel. Bunun Erhan Bey diyor, bunun altına şu eteği yapalım diyor. Ondan sonra bir şey çıkıyor ama diyoruz ki ya bu hepsi bunda çok oldu diyoruz. Ayırıyoruz. Bir model için günlerce uğraşıyoruz. Yani sonra bakıyoruz, abi çok güzel oldu. Rengine karar veremedik. Yani bir model için günlerce günlerce uğraşıyoruz. Çizimle de başlıyoruz aslında ama o çizimi de birazcık sonra böyle kararlı falan yapıp harmanlıyoruz. Peki Erhan Bey, kaç kişilik uzman ekiple hizmet veriyoruz burada? Burada 5 kişilik, 5 ekip bize tamamen uzmandır. Tamamdır, işin ehlidir, işin ehli insanlardır. Yani görevlerini gerçekten hakkıyla yapan kişiler. Zaten iyi kaliteli bir şey yapmak istiyorsan kadronun, ekibin de kaliteli olması lazım ki yani bir kişi bitmiyor her şey. Sevil Hanım dediği gibi yani model çalışmalarında elemanlarımızla, yani çalışma arkadaşlarımızla daha doğrusu tanışıklı gidiyoruz. Satıştaki arkadaşımız örneğin Şeyma Hanım. O da yönlendirebiliyor. Çünkü arz talepte o kendisi ilgilendiği için müşteriyle tamamen istek ve talepleri göre yönelerek çalışıyoruz. Peki Erhan Bey, sizin gibi birçok işletme, modacı, tasarımcı bulunmakta. Sizin farkınız nedir? Ya şöyle diyelim, bizim farkımız tamam modayla ilgileniyoruz, moda yapıyoruz ama modacı değiliz diyoruz. Çünkü gerçekten modacılık farklı bir şeydir. Biz iyi bir terziyiz gerçekten. Yani tasarım yapabilen çok iyi bir terziyim diyeyim. Moda farklı bir sektör çünkü herkes modacıyım dediği için.
Siz tamamıyla terzisiniz. Terziyim, iyi bir terziyim diyorum. Gelen müşterimizin, misafirimizin istediğini, aklından geçeni tamamıyla uygulayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim kuruluş felsefemiz daha doğrusu şöyle diyor. Kesinlikle hiçbir müşterimiz buradan üzgün ayrılmamalı. Onu mutlu edene kadar, çünkü vücut yapılarına göre değişim olabiliyor. Örneğin yani bir omuz hafiften düşüktür, ona göre bir tasarım yapıyoruz. Her elbise, herkesi durmaz. Zaten modeli girerken müşterilerimize soruyoruz. Yani nerede giyeceksiniz? Nasıl bir ortamda giyeceksiniz? O detaylar bile çok önemli. Sevil Hanım, sizleri kimden, nerelerden tercih ederler? Bizleri sade Nişantaşı, Şişli değil, aslında tavsiye de ediyorlar birbirlerine. Buradan geçerken de görüyorlar Instagram'dan. Dizilere veriyoruz, oradan bayağı bir talep oluyor. İşte bazı kliplerde falan da ismimiz geçti. Bu şekilde oluyor ama yabancı müşterilerimiz daha çok tercih etmeye başladılar bizi. Arap, Katar, Kuveyt. Onlar çok birbirlerini gönderiyorlar. Yani oradan çok yoğun bir talep alıyoruz. Mağaza var orada, çalıştığımız mağazalar. Teklif de geliyor aslında. Çok orada, hani burada şubeniz olsun teklifleri çok geliyor. Onları biz şu anda değerlendiremiyoruz. Şöyle değerlendiremiyoruz. Hani daha böyle, nasıl desem, tanımıyoruz da insanlara. Hani Türkiye gibi olsa belki de, yani olacak inşallah. Hani düşüncelerimiz arasında yurt dışına mağazalar açmayı düşünüyoruz. Şöyle bir şey sorayım. Talep doğrultusunda ürünlerimizi nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Dünyada, şu anda dünyanın her yerine gidiyor. Kargonun ulaşabildiği her yere gönderiyoruz. Kargo, hiç sıkıntımız olmuyor. Bir haftada dikilip misal 3-4 günde biz onun teyidini aldıktan sonra müşteri bize ölçüsünü gönderiyor. Ölçüsünü gönderiyor, ona göre yapıyoruz. WhatsApp'tan fotoğrafını atıyoruz, okeylerse kargo, hiç sıkıntı olmuyor. Dünyanın her yerine gidiyor. Peki Erhan Bey, geleceğe yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Geleceğe yönelik plan ve projelerimiz, Sevil Hanım'ın dediği gibi bir yurt dışı mağazası düşünüyoruz. Ama İstihdamı da çoğaltmak için Türkiye'de de şu an karşı tarafta bir arayış içerisindeyiz. Yani yeni şubelerle büyümek istiyoruz. Kurumsal bir şirket olmak istiyoruz, evet. Tabii, bunu yaparken de kaliteden kesinlikle ödün vermeden. Kesinlikle, zaten kalitemizi koruyarak kurumsallaşmak istiyoruz. O yüzden daha seçiciyiz. Peki Erhan Bey, buraya gelen bir misafirimiz sizden bir ürün talep ettiği doğrultusunda misafirimize o ürünü ne kadar sürede tasarlayabiliyorsunuz? Nasıl, ne kadar zamanda eline verebiliyorsunuz, ulaştırabiliyorsunuz? Ortalama 3 hafta içerisinde teslim edebiliriz. Çünkü bunun içinde 3 veya 4 prova yapıyoruz. Yoğun dönemlerde 1 aya kadar uzayabiliyor. Yani 2 hafta ile 1 ay arası değişiyor. Sevil Hanım, tamamıyla özel tasarımlar yapıyorsunuz. Peki buraya gelen misafirlerimize ne tür hizmetler verebiliriz bu konu hakkında? Buraya gelen misafirlerimizi ben daha çok karşılıyorum Şeyma Hanım'la birlikte. Yani yardımcı oluyoruz. Ne istediklerini soruyoruz. Bu tesettür de olabiliyor. Bizim için hani fark etmiyor. Elbiseleri kapatıyoruz. Üzerine değişiklik yapıyoruz. Kumaşına uygun türbanını yapıyoruz. Her şeyini bizden, hani ne isterse her şeyi tamamlıyoruz. O şekilde veriyoruz. Bunun yanı sıra gelinlik çalışmaları. Gelinlik, nişanlık çalıştıklarınızı kesinlikle gelinlikler bizden dikiliyor. Yani bizi tercih ediyorlar. Gelinlikte soruyoruz ne giyecek, ne giymek ister. Onun üzerinde çiziyoruz, tasarlıyoruz. Burada birlikte karar veriyoruz aslında. Hani bize gelen müşteri bunu istiyorum dediği zaman hayır, bunu siz istediniz, bunu giyeceksiniz diye bir şey yok bizde. Tamamen rahat oluyor. O elbise veya gelinlik ne olursa olsun tekrar sil baştan tekrar yapılabilir. Yani Erhan Bey'in de baştan söylediği gibi bizden hiçbir müşteri lütfen mutsuz ayrılmasın. Yani biz onu seviyoruz ve bizi bu şekilde tercih ettikleri için de yani biz çok mutluyuz. Yani bu şekilde. Erhan Bey. Şöyle bir şey de eklemek istedim. Hani gelinlikte şey de çok önemli. Soruyoruz, kır düğünü mü olacak? Çünkü bu detaylar da çok önemli. Yani kır düğününde, salon düğününde kapalı. Bu detayları da göz önünde bulunduruyoruz. Tabii. Onun üzerine çalıştığımız zaman zaten karşılıklı tamam birbirimizi anladığımız zaman çok zeşeli ortaya çıkıyor. Yani bizim özelliğimiz bu. Tamam, müşteriyi mi emniyet üzerine? Her şeyi biz veriyoruz zaten. Yani tamam, gelinlik olarak misal diyelim. Duvağını, çiçeği, tacı, kesesi, her şey bizden
biz ayarlıyoruz yani. Soruyorlar kuaförüne, ayakkabısına yardımcı oluyoruz. Yönlendiriyoruz yani. Anladım. Peki Erhan Bey, sizleri izleyen izleyicilerimiz olacaktır. Sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Sizlere ulaşabilmeleri için iletişim bilgilerini alabiliriz. Tabii. Numaramız 0212-231-7120. Web adresimiz www.sevilerhan.com. Instagram'da da Sevilerhan olarak yazıldığı zaman zaten çıkıyoruz. Sizlere ulaşabilirler. Evet. Peki Erhan Bey, izleyicilerimiz vermek istediğiniz son bir mesaj nedir? Bekliyoruz herkese, gelsinler. Mutlaka buraya mutlaka gelsinler. Bugün bizleri burada aradığınız için çok teşekkür ederim Erhan Bey, Sevilerhan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş. Evet sevgili İş Dünyası izleyicileri, bugün sizlere Nişantaşı İstanbul'dan seslendik. Sektörün önce firmalarından Sevilerhan'ın yanındaydık. Bu keyifli röportajımızı onlarla gerçekleştirdik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.